Evet, cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nerede durdum? Evet, o tüneller. Kaz Dağları'ndaki tünellerin yapım aşamasını sizlere göstermek için Küçükkuyu'dan yola çıktım arkadaşlar. Sizler için bu videoyu çekeceğim. Bakın sağ tarafımızda hemen son hızla tünel çıkışındaki yolun yapım hızı son hızla devam etmekte. Şöyle yukarı tarafta iş makinalarını görüyorsunuzdur herhalde. Artık bu bölgeye gelen vatandaşlarımız artık bu bir gidiş bir geliş virajlı Kaz Dağları'nın yollarını kullanmak zorunda kalmayacak. Tüm hazırlıklar son hız, bakın iş makineleri son hızla devam etmekte. Buralardan artık çıkan taşları vesaireleri harfiyat kamyonları bakın buradan götürmekte. Dediğim gibi bu yol çok tehlikeli bir yol. Özellikle kış aylarında bu bölgeye yağan aşırı yağıştan dolayı gerek kar gerek yağmur. Bakın İzmir yolu üzeri olmasından dolayı tırlar da çok gidiyor geliyor bu yoldan. Tabii Çanakkale Köprüsü açıldıktan sonra bu yolun yapılan yeni tünellerin hepsinin anlamı bir başka güzel olacak. Çok çok daha güzel olacak. Halkın rahatlığı için, güvenilir bir şekilde yolculuk etmesi için devletimizin yaptırmış olduğu yol. Şimdi biraz ileride tünelleri de göreceğiz arkadaşlar. Bu arada fazla süratli gitmiyorum. Neden? Çok rüzgar esiyor. Size konuştuklarım gelmez. İşte ne bileyim şey olur diye. Hani kötü bir ses kirliliği olmasın diye. Bu şekilde yavaş yavaş gidiyorum. Tabii en çok da benim işime yarayacak. En çok bu tüneli kullanacaklardan birisi de ben olacağım. Tünel başlangıcından Küçükkuyu'ya inmek 6-7 dakika, yanılmıyorsam 6-7 dakika sürüyor. Bu şekilde gittiğiniz zaman yarım saat 45 dakika bir yolculuk etmek zorunda kalıyorsunuz bu dar ve virajlı yollardan. Evet, belki bu yolda yolculuk yaparken doğal güzellikleri görüyorsunuz ama dediğim gibi çok tehlikeli bir yol, dar bir yol, bir gidiş bir geliş bir yol. Ondan dolayı yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş, senelerdir projesi olan bir yoldu. İyi oldu yani ya, iyi olacak. Bakın araçlar beni sollarken şey yapıyorlar, diğer şeride geçmek zorunda kalıyorlar. Düşünün, ben bir motosikletim. Burada bir de bir tırın, bir kamyonun arkasına takıldığınızı düşünün. O zaman çok çok daha tehlikeli oluyor yolculuk. Veya Allah muhafaza bu yokuşlardan inerken, Allah gecinden versin, Allah yazdıysa bozsun, bir röterdarının patladığını, kazan patladığını veya ne bileyim freninin patladığını düşünün. Allah muhafaza sonunda çok büyük kazalar olabilir. Ondan dolayı bu tüneller gerçekten çok güzel ve çok başarılı bir iş olmuş. Bu tünellerin aynısını biz Akdeniz'imizde de gördük. Anamur arasında. Anamur, Alanya arası biliyorsunuz çok tehlikeli virajlara sahip bir bölgeydi. Orada da birçok tünel açıldı. Ve yolculuklar artık daha güvenli bir hale getirildi. Dediğim gibi güzel bir çalışma. Şimdi tünel başlangıcına doğru gidiyoruz son hız. Son hız dediğime bakmayın. 40 kilometre hızla. Dediğim gibi daha fazla sürat yapabiliriz ama işte rüzgar sesi çok gelir diye, dediklerim anlaşılmaz diye biraz yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın bir kamyonun arkasına kaç tane araç takılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ki şu anlarda Şubat ayındayız arkadaşlar. Bunun bir de yazını düşünün. Yaz ayında burada var ya, of, metrelerce kuyruk oluyor bu tür ağır araçların arkasında. Çok başarılı bir çalışma oldu. Allah dediğim gibi yapanlardan da razı olsun. Emeği geçenlerden, buradaki çalışan ustalarımızdan, herkesten Allah yani bin kere razı olsun. Çok başarılı, çok. Şimdi
İsterseniz biraz gazlayalım. Ben konuşmayayım, biraz gazlayalım arkadaşlar. Hayır.
Şimdi bakın, ilk tünel çıkışı bakın T1 Günel çıkışı diyor. Kalyon inşaat yapıyor arkadaşlar. İş makinalarının sesini duyuyorsunuz. Bunun altından hemen, bunun altından oradan çıkıp hemen tekrardan altına giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyor bu muhteşem yapıt. Kalyon inşaat yapıyor dediğim gibi arkadaşlar. Çok kolaylık olacak. Aşırı bir kolaylık olacak. Zıt zıt. 5 dakikada Küçükkuyu'dayız. Bu yaz inşallah burası açılacak. Büyük bir ihtimalle bu yaz yani. Benim öngörüm o. Duyduklarım falan filan değil ama bu hızla giderse. Deminden beri geçen harfiyat kamyonlarını da görüyorsunuz. Kaç tane yolculuğumuz boyunca harfiyat kamyonu geçti. Yani son hız devam ediyor. Hadi bakalım. Bu yaza yetiştirin bunu. Çok seviniriz vallahi. Bu yaz yetişirse süper olur. Burası T1 çıkışıymış. Harfiyat kamyonunun arkasında kaç tane araba var? Dediğim gibi ki kış ayındayız. Şubat ayındayız yani şu anda. Kaç tane araba takılıyor böyle ağır vasıtaların arkasına. Ondan sonra tabii acele ediyorlar. Bir an önce yazdıklarına, sevdiklerine kavuşmak istiyorlar. Bu kez ne yapıyorlar? Sollama yapıyorlar. Allah muhafaza ondan sonra bu yollarda kazalar oluyor. Allah göstermesin, millet şarampole uçuyor vesaire vesaire. Ya bu tüneller gerçekten çok iyi olacak. Fiyatı kamyonun arkasında kaldık.
da Kalyon İnşaat'ın şantiye alanı arkadaşlar. Bakın burası hemen sağ tarafımızda. Şimdi kazılan T1 tünelinin diğer ucunu göstereceğim size. Bakın buradan Çanakkale tarafından sol taraftan geldiniz mi böyle bir göbek karşılayacak sizi. Hop buradan da T1 tüneline bir gireceksiniz. Küçükkuyu'dan çıkacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu yerden girip Küçükkuyu'dan çıkacaksınız. Tabii biz şimdi giremiyoruz. Şantiye son hız devam ediyor. Tabii kazı işlemleri bittiği için bunlar burada böyle. Diğer içeride artık asfaltlama çalışması mı yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama dediğim gibi Allah yapandan da, yaptırandan da, çalışandan da Allah razı olsun diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Anasmallık.